Değerli meslektaşlarım, uzun bir süredir meslek mücadelesi bağlamında Maliye Bakanlığı'yla mücadele ediyoruz. İşte miting yaptık, siyah çelenk bıraktık, basınla konuştuk. Peki sesimizi duydular mı? Duymadılar. Neden? Çünkü acaba bunun 2017 yılında dönüşen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir ilgisi yok mu? Yani bizim sesimizin duyulmamasının bu yeni hükümet sistemiyle ilgisi yok mu? Bütün yargının, yasamanın, yürütmenin bir yere bağlandığı yerde kulakların açık olması mümkün değil. Kulakları kapalı. Dolayısıyla duymuyorlar. Sesimizi duymamalarının bir sebebi de karşımızdaki oligarşik yapı. Bu nedenle meslek mücadelesi tek başına yeterli. Erol Başkan da söylediği gibi demokrasi mücadelesi, hukuk mücadelesi kaçınılmaz. Yoksa sesimizi duyuramayız. Meslek sorunlarımızı, haklarımızı, hukuklarımızı arayıp bulamayız, elde edemeyiz. Bu maalesef bütünleşik bir mücadele. Buna da sivil toplum kuruluşların, derneklerimizin önderlik yapması kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı var, bizim buna ihtiyacı var. Değerli arkadaşlarım, bana verilen listede konuklarımızı takdir etmek istiyorum. İSMO Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mahmut Şahin, hoş geldin Mahmut'cum. İSMO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gül, hoş geldin Mustafa. TÜMO Kurulu üyesi Yıldız Kolu, hoş geldin. Ne bildiğim kadar Cem'de de TÜMO Kurulu üyesi olması lazım. Başkanı, o yazılmamış burada. Tamam, peki, ben de yazmamıştım, peki. Cemile de hoş geldin diyelim. Mali Müşaviler Muhasibeler Birliği Derneği Genel Merkez Üyeleri aramızda Sevgi Yeşil Yurt, Barış Ağre, Gülnur Kodaş, Saliha Yıldız, Esra Öztürk, önceki dönem Şişli Şube Başkanı Alim Kesik, Beykoz önceki dönem ilçe temsilcisi Ali Özcan, Beykoz ilçe temsilcisi Öznur Kır, CHT Mali Müşavir Komitesi Başkanı Doğan Yıldırım. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere TÜMOK Genel Sekreteri ve İSMO Kurucu Başkanı Yahya Arkan'ı davet ediyorum. Buyurun.